Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbirek. Bugünkü dersimizde aktivitelerden fragmentlere nasıl veri göndeririz onu anlatmaya çalışacağım. Temel eğitimde zaten aktivitenin ne olduğunu öğrendik. Fragmentlere de yavaş yavaş aşina olmaya başladık. Bundan sonra anlatacağım konularla fragment konusuna çok daha hakim olacağız inşallah. Öncelikli olarak şu resme bir göz atalım. Bir aktiviteden fragmente veri gönderirken iki tane metodumuz var. Bunlardan bir tanesi bundle kullanmak, bir tanesi de fragment nesnesini direkt olarak kullanmak. Bundle'ı hatırlarsanız bazı yerlerde kullanmıştık. Ne demekti? Böyle bohça, yığın gibi bir şeydi. Siz bunun içine integer, ne bileyim float, long, string gibi veri tipleri koyuyordunuz. Daha sonra da kullanmak istediğiniz yerde de bunları put'la koyup get'le alıp kullanıyordunuz. Aynı şekilde bir de fragmenti direkt nesne olarak kullanabiliriz veri alışverişleri için. Burada hangisini tercih etmek size bağlı ama kullandığınız primitive data ise bundle kullanmak çok daha kolay. Primitive tiplerin dışında, yani mesela kendi yarattığınız bir sınıf nesnesini gönderirken veya bunları tutan bir ArrayList falan gönderirken bu sefer fragment nesnesini direkt olarak kullanmak zorundasınız. Şimdi vakit kaybı olmasın diye ben en azından layoutları hazırladım ve burada eklemelerini yaptım. Şöyle bir göz atalım. İsterseniz neler yaptık? Şöyle iki tane tek edit view'um var. Bunlara yazdığım sayıları şuradaki buton yardımıyla şurada tanımladığım frame layout'ta bir fragment oluşturarak kullanacağım. Gördüğünüz gibi kodlar bu şekilde. Daha sonra da bir tane fragment layout'u hazırladım. Onda da fragmente gelen değerler buraya gelecek. Daha sonra hesapla butonuna basınca da sonuç diye adlandırdığımız text view'un değişmesini bekliyoruz. Neden bunu bu kadar böldüm? Hani ben activity main'de direkt sayıları alıp bir tane sonuç bulup direkt burada gösteremez miydim? Butona falan hiç gerek yoktu. Evet vardı. Ama ben ilgili öğeleri nasıl ele aldığımızı göstermek için böyle örneği biraz uzatma gereği duydum açıkçası. Şimdi layoutlar çok önemli değil diye onları hazır yaptım ama şuradaki fragment dosyasını beraber oluşturmak istiyorum. Öncelikli olarak fragmentimin adını yazdım ve ilgili Java sınıfını oluşturdum. Daha sonra bunu biz ne yapıyorduk? Fragment sınıfından extend ediyorduk. Şurada iki tane sonucumuz vardı. Bunlardan bir tanesi geriye yönelik, yani API 11'den öncesini de desteklesin diye. Bu ise sonrası içindi. Biz bunu tercih etmiyorduk. Bunu seçiyoruz. Daha sonra benim layout'um oluşacağız metodun adı neydi? On create view metoduydu. Bu metot benim buna yollayacağım inflator nesnesiyle yollayacağım layout'u fragment içinde kullanmaya yarıyordu. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Siz eğer bu fragmentte kullanacağınız layout'taki ilgili view öğelerini değiştirmeyeceksiniz. Yani içinde herhangi bir buton, text view yoksa ya da varsa da siz bunlarla bir etkileşimde bulunmayacaksanız bunu direkt inflator.inflate deyip r.layout. dedikten sonra fragmenti göstermek istediğim fragmentin layout'unu seçiyorum. Daha sonra container ve false diyerek bunları burada kullanabiliyordum. Şimdilik böyle dursun. İleride anlatayım onu. Öncelikli olarak gidelim main activity'ye. Buradaki butona tıklanıldığında arkadaşlar ben şuradaki verileri alacağım. Ve şurada bir fragment, burada oluşturduğum frame layout'un içinde bir fragment oluşturmak istiyorum. Yani Java ile biz şu an fragment oluşturacağız. Bunun için ne yapıyorduk? Öncelikli olarak bir tane Fragment Manager'a ihtiyaç duyuyordum ben. Şurada en başta bütün metotların bunu tanıması için en dışarıya bunu tanımını yapıyorum. Buton tıklanıldığında çalışacak metodumun adı çalıştır metodu. Bir fragment oluşturmak istiyorsak ne yapıyorduk? Öncelikle ondan bir nesne türetiyorduk. New diyerek. Daha sonra da bir transaction başlatmam lazımdı. Fragment Transaction. Ve bu transaction nasıl başlıyordu? İşte burada tanımladığım manager aracılığıyla begin transaction diyerek bunun başlaması gerekiyor. Daha sonra da ilgili transaction'ı benim ne yapmam lazım?
uygulanması için commit etmem lazım. Şu ikisinin arasına işte ben ekleme işlemimi yapabilirim. Bunu da yaparken nasıl yapıyorduk? Transaction.add diyorduk. Daha sonra bu fragmentin hangi layout view grubun içine eklenmesini istiyorsunuz? Onu soruyor. Gördüğünüz gibi Activity Main'de ben bir frame layout oluşturdum. ID'si de container. Ben bunun içinde fragmentimin gözükmesini istiyorum. O yüzden buraya gelip a.id.container diyorum. Daha sonra göndermek istediğiniz fragment tipindeki nesneyi istiyor. Fragment E. Şurada tanımladım, oluşturduğum fragmentim. Ve son olarak da bu fragmentle ilgili bir tane string tag istiyor. Bunun da nasıl kullanıldığını transaction konusunda çokça gösterdik. Bir daha anlatmaya gerek duymuyorum açıkçası. Bunları yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Çalıştır metoduna bastığımda hemen hatta bir testini de yapalım. Çalıştıra bastığımda fragment oluşturulacak ve container'ın içinde gözükmesi sağlanacak ilgili layout'uyla. Çünkü biz burada layout'unu da oluşturmuştuk. Şöyle bir emülatörü açtık. Gördüğünüz gibi fragment A'ya basıyorum. Hatamı alıyorum. Hata kodlarına şöyle bir baktığımda hemen anladım ki şuradaki fragment manager tipinde oluşturduğum manager'ı benim burada onCreate metodunda ne yapmam lazımdı? Eşittir getFragmentManager manager diyerek Activity'deki bütün fragmentleri ele alan bu yöneticiyi burada iklemesini yapıp aslında çağırmam gerekiyordu. Şimdi şöyle bir daha kontrol edelim. Bakalım hata çıkacak mı? Uygulamam açılsın. Açıldı. Fragment A'ya gönder dedim ve gördüğünüz gibi benim fragmentim frame layout'umun içine yerleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey şurada fragmentimizi container'a eklemeden önce şurada fragment nesnemizi tanımladıktan sonra şuraya geliyoruz. Diyoruz ki fragment A nokta ne yapmam lazım? Set arguments diyerek gördüğünüz gibi benden bundle tipinde değerler bekliyor. Bundle dediğimiz neydi? Yığın. Bundle deyip yeni bir bundle nesnesi yaratıyorum. Ve bunun içine saklamak istediğim verileri put metoduyla koymam gerekiyor. Peki koyacağım değerler string mi? İşte tipi ne? Integer değer koymak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi benden önce bir key istiyor. Key için şöyle birinci yazıyorum. Birinci sayıyı ele alacak olan ve bunun değerini yazıyorum. Bunun değeri için şöyle yapalım. Integer birinci sayı diye bir değişken oluşturayım. Bu birinci sayı nereden gelecek? Sayı 1 isimli edit teksimin değerinden gelecek. Oraya da sayı 1 nokta. Onun teksini neyle okuyorduk? GetText ile okuyorduk. Daha sonra bunu ne yapmamız lazım? Bir toString diyerek string ifadeye çevirmem lazım. Şuradaki değer bana edit teksimdeki sayıyı string olarak verdi. Daha sonra bunu da ne yapmam lazım? Integer sınıfını kullanarak integer nokta parseInt metodunu kullanabiliriz. Bunun içine yazdığınız string değerini bu çevirebiliyorsa ne yapıyordu? Integer'a çeviriyordu. Burada yaptığım şeylerin aynısını ikinci sayı içinde yapacağım. İkinci sayı eşittir dedim. Bu sefer ne yapmam lazım? Sayı 2 edit teksinin getText diyerek içindeki veriyi okuyorum. O veriyi string'e çeviriyorum. Ve daha sonra da yine integer sınıfında bu sefer de farklı bir metot kullanın. Value of diye bir metot var. Bunun da yine içine gönderdiğiniz string parametreyi çevirebiliyorsa integer'a çeviriyor. Bunları burada tanımladıktan sonra birinci kısmına şuradaki birinci sayıyı aynı şekilde bundle'ımın bir tane daha değer atacağım bu bundle'a. Bu sefer de bunu da ikinci olarak adlandırayım ve oraya da neyi yollayacağım? İkinci sayıyı yollayacağım. Set arguments'e de artık bundle olarak da şurada tanımladığım bundle nesnesini göndererek fragment oluşurken şuradaki bundle öğesine de sahip olmasını sağlıyorum. Activity main ile böylece değerleri kullanıcıdan alıp fragmentimize göndermiş olduk. Şimdi geldik buraya. Buraya bunu anlatmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim.
Her sınıfta ilgili layout ile ilgili elemanları o sınıfta tanımlamamız lazım. Biz nasıl ki main activity'de activity main'deki elemanları buraya aldık, tanımlarını yaptık ya, iklimelerini yaptık. Aynı o şekilde de fragment sınıfında da hangi layout kullanılacak? Fragment A. Fragment A'ya baktığımızda da bir buton var, bir de edit text'im var. Yani bunların kullanmak istiyorsam eğer benim burada bunları ne yapmam lazım? İkleme işlemlerini yapmam lazım. Buton dedim. BTN şöyle yapalım. Hesapla butonu diyelim. Bir de neyim var? Text view'um var. Bu da sonuç text diyelim. Şimdi arkadaşlar bunları find view by id ile burada inflation yani on create view'da yapmam lazım. Ama şuraya gelip find view by id derseniz gördüğünüz gibi bunlara ulaşamıyorsunuz. Siz eğer layout öğenizi değiştirmek istiyorsanız, oradaki öğelere erişmek istiyorsanız bunları bir tane şöyle view tipinde bir nesne tanımlayarak ve bu V'nin karşısına da şunu koyarsanız eğer, çünkü neyi biliyoruz biz? Inflator.inflate bana geri dönüş olarak view tipinde bir şey gönderiyor. O zaman diyorum senin gönderdiğin şeyi şuradaki V'nin içine at ve geriye de bu V'yi gönder. Çünkü niye? Ben bu V ile şöyle V nokta dediğinizde gördüğünüz gibi artık find view by id metodunu kullanarak ilgili elemanlarıma erişebilirim. Hangi elemanlarım? Onlar hesapla butonu v nokta find by id r nokta id nokta ne demişiz ona? Buton fragment buton hesapla typecasting işlemini yapıyoruz. Daha sonra da bir de sonuç teksim var. Onu da yine aynı v nesnesini kullanarak find view by id diyerek bulup iklemesini, atamasını yapıyoruz. Buna da ne demişiz? TV sonuç. Typecasting işlemini yaptım. Ve burada ne yapmam lazım? Butonuma hesapla buton nokta set on click listener koyarak new on click listener diyorum. Buton her tıklandığında ne yapacak? Hesaplamaları yapacak. Bu hesaplamaları nasıl yapacak? Activity'den gelen bundle'ı benim buraya getirip kullanmam lazım. Şuraya geliyorum. Bundle diyorum. Bu sefer yeni bir bundle oluşturmuyorum. Çünkü buraya gelen bir bundle var. Bunu da get nasıl ki burada set argument dediysek şurada set argument deyip bundle'ı koyduysak burada da get argument metoduyla ilgili bundle varsa alıyorum. Daha sonra integer diyorum. Sayı 1 diyorum. Bu sayı 1 nerede? Benim bundle'ımın içinde. Ben bunu get ile alıyorum. Senin alacağın ifadenin diyor anahtar değerine. Şurada main activity'ye bakarsak birinci sayıyı biz birinci, ikinci sayıyı ikinci diye etiketlemişiz. Bunları burada direkt yazarak çağırabiliyorum. Bundle nokta tabii get değil, get integer değer almak istiyorum. Aynı şekilde bu işlemin aynısını ikinci sayı içinde yapmamız gerekiyor. İkinci. Activity'den gelen değerleri fragmentimin içine de almış oldum. Ve burada hesapla butona basılınca yapılacaklar. Burada ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Edit text view'umu yani sonuç teksti set text metodunu kullanarak güncellemek istiyorum. Yazacağım ifade sonuç eşittir desin. Daha sonra da şurada integer sonuç diyelim. Ve sayı 1 ile sayı 2'yi burada kullanalım. Bir hata alıyoruz. Diyor ki bir inner class'ta sen bu değişkenlere erişmek istiyorsun. Bu yüzden bunların final olarak tanımlanması gerekiyor diyor. Şurada hemen ilgili düzenlemeyi yapalım. Ve artık burada kusursuz bir şekilde ilgili değişkenlerime erişebiliyorum. Artı dedikten sonra da artık butona her tıklandığında buradaki text view'un güncellenmesini sağlıyorum.
Şimdi bir kontrol edelim bakalım hatamız var mı? Evet, şuraya mesela 10 yazdım. Şuraya da 20 yazdım. A'ya gönderdim. Şu an 10 ile 20 değeri bundle kullanılarak ilgili fragmentimin içine gelmiş olması lazım. Hesapla butonuna bastığımda da gördüğünüz gibi text view değişti ve 30 yazdı. Şunu 100 yapalım, şunu da böyle bir şey yapalım. Öncelikle A'ya göndermem lazım, yoksa şu an hala bunun içinde 10 ile 20 değeri var. Önce A'ya gönderdim. Gördüğünüz gibi fragment yeniden oluşturuldu. Ve daha sonra da hesapla dediğimde gördüğünüz gibi ilgili sonucu elde etmiş oldum. Şimdi bundle'la dediğimiz gibi primitive, yani işte integer gibi, string gibi, long gibi ifadeleri bu şekilde gönderebiliyoruz. Bir de ne demiştik? Direkt fragmentin kendisini kullanarak da ilgili veri gönderimi işlemini yapabiliriz. Onu da hemen anlatalım. Bunun için activity main'ime geliyorum. Şunları bir yer değiştireyim. Şunu ikisi için de kullanacağım çünkü. Şurada dönüşümler yapılsın. Şuradaki bundle kısmını şöyle seçtikten sonra neydi? Kontrol slash ile yorum satırı haline getirdim. Bu sefer ne yapacağım? Ben bundle kullanmayacağım. Kullanacağım şey arkadaşlar fragment a deyip set data gibi herhangi bir tane metot tanımlıyorum. Yani bu aslında fragment a'nın içinde olması gereken bir metot. Ve buna da şuradaki birinci sayıyı ve ikinci sayıyı parametre olarak gönderiyorum. Hata veriyor tabii çünkü böyle bir metot yok. Alt enter tuşlarına bastığımda create method set data diyorum. Enter'a bastım. Ve gördüğünüz gibi fragment a'da artık set data diye bir metot hızlı bir şekilde tanımlandı. Ben buraya gelen parametreleri kullanmak için şuraya geldim. Integer sayı 1 ve default değerlerini de yazalım. Sayı 2 eşittir 0. Ayrıca şurada şunu da söyleyeyim. Ola ki bundle'ınız boşsa bir hata almamak ve yanlış sonuçlarla karşılaşmamak için şöyle şunlara default değerde atayabiliyoruz. Eğer birincinin içi boşsa direkt sıfır ata demek gibi bir şey bu. Şimdi main activity'den ilgili metot yardımıyla birinci sayı ve ikinci sayı buraya geliyor ya. Ben buraya diyorum ki this nokta, yani bu sınıftaki şu sayı 1 eşittir parametre olarak gelen birinci sayıya. Aynı şekilde bu sınıfta tanımlanan sayı 2 değişkeni de neye eşit? Parametre olarak gelen ikinci sayıyı buna ata diyorum. Bunları dedikten sonra şuraya gelip artık sayı 1, sayı 2 aslında yine istemeden de olsa aynı değişken adlarını vermişiz. Herhangi bir hata da yok. Bu sefer de ne yapacak? Bundle'ı isterseniz şuradan hatta iptal edelim. Şöyle. Bundle'ı kullanmıyoruz bu sefer çünkü. Buton tıklandığında on klik çalışacak ve şurada bir sonuç değişkenimi şuradaki tanımlanan dışarıda tanımladığım sayı 1 ve sayı 2 şu parametre olarak gelen değerler burada kullanılacak ve ekrana sonuç bastırılacak. Testini yapalım. Evet, 40 yazdım, 50 yazdım. A'ya gönder dedim. Hesapla dediğimde yine bundle kullanmadan da gördüğünüz gibi fragment nesnesini direkt olarak kullanarak da ne yapmış olduk? Veri gönderimi yapmış olduk. İşte primitive type dediğimiz şeylerde veriyi böyle gönderebiliyoruz. Bir de şöyle kendi oluşturacağımız sınıftaki bir nesneyi nasıl göndereceğimizden bahsedelim hızlı bir şekilde. Aslında yapacağımız işlem diğer integer'lardan çok da farklı değil. Mesela main activity sınıfının içine geliyorum. Gördüğünüz gibi main activity sınıfı burada bitiyor. Şuraya gelip class veya ne yapsak inner class da yapabiliriz. Şunu şuradan silelim. Şuraya gelelim. Class öğrenci tipinde bir sınıfım olsun. Bunun da integer ögr no diye bir değişkeni olsun. Bir de string diye at diye bir değişkeni olsun.
Şimdi böyle bir sınıf tanımladım. Ben istiyorum ki bu sınıfı fragmente göndereyim. Aynı şuraya set data dediğimiz gibi fragment a nokta set sent. Bu set yazmışız ama bu sent olacak arkadaşlar. Yani veri gönder gibisinden. Şunu düzeltelim. Kaynak kodları paylaşırken kafa karışıklığı olmasın. Şurada da ilgili değişikliği yapalım. Evet, bir sıkıntı kalmadı. Şuraya sent öğrenci diye bir tane metot tanımlayıp buraya new öğrenci deyip yeni bir öğrenci nesnesi göndermek istediğimi söyleyebilirim. Alt Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi fragmentte onunla ilgili bir metot oluşturuldu. Aynı nasıl integer değerlerde yaptığımız gibi buraya geliyorum. Bu sefer integer tipinde değil de öğrenci tipinde ÖGR diye bir nesne oluşturuyorum. Daha sonra buraya geliyorum. This.ÖGR main activity'den gelen şuradaki öğrenci parametresini al. Bu ÖGR'nin içine at dediğim an istediğim yerde bu fragmentin içinde mesela butona tıklanıldığında ÖGR nokta deyip öğrenciyle ilgili verileri at gibi, öğrenci no gibi verileri buradan ulaşabilirim. Evet, basit bir şekilde Activity'den fragmente veri gönderme işlemleri bu şekilde. Umarım faydalı oluyordur, anlaşılıyordur. Bir sonraki derste devam edeceğiz.